Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir yer çekimi modu videosuyla yeniden beraberiz bugün. Daha önce şeridini biraz gösterdik, EYUS'u gösterdik, işte mouse'larını falan gösterdik. Bugün ise videomuzun konuğu Yakpanzer EYUS olacak arkadaşlar. Hem bu yüksek vuran topu var, yüksek kalibrasyonlu, hem de yine bu tankta çok sağlam bir RAM hasarına, özellikle de düşmanı vurdu muydu öbür tarafa atma, sağa sola uçurma kapasitesine de sahip bir tank. Şimdi direkt isterseniz oyunlardan başlayalım. Orta tarafa geldik. Bir tane Jagdpanzer'e yüze vurduktan sonra beklediğimiz taraftan kimseyi görmedik arkadaşlar. Yine burada sürpriz misafirlerimiz var. Sonrasında baktık aşağıdan geliyorlar. Aşağı doğru döndük. Projetto yine bir atışımız oldu. Bakalım. Projetto hala orada ama bir misafir daha görüyoruz. AMX burada. AMX'e güzel bir hasar. Bu arada uçanlar, kaçanlar yine görüyorsunuz. Projetoyu atıyorlar. Gözüme FV'yi kestirdim. Ramliyorum. Gayet güzel bir hasar verdi. Ama tabii durmak biraz zor. Bu kadar adamın da arasına gittik. Şimdi FV bana doğru dönüyor. Vurmadan, bana dönmeden benim ona dönmem lazım. Baktı. Evet. Burada da full çekiyoruz ve onu da alıyorum. Projetto burada E75 geliyor. Bir yandan da E100 atıyor. Sektiriyorum falan. Soldan bir tank daha geldi. Şu an bayağı bir karmaşanın içerisindeyim ama bizimkiler de yukarıdan artık destek vermeye başladılar. Yine güzel bir atış. AMX'e E75 geliyor. Arka tarafta Projetto'yu almayı başardılar. Bir yandan E75'e açı veriyorum. Bir yandan AMX vurmasın diyorum. Şimdi E75. Onda da küçük top var. Evet. Onu da böylece gönderiyoruz. Böyle saçma sapan bir yerde hayatta kalmayı başardım arkadaşlar gerçekten. Bu tarz şeyler biliyorsunuz böyle bir modda olabiliyor. 2 gün önce sona erdi modumuz, 16'sı akşamı itibariyle. Ben videoyu muhtemelen ayın 18'inde koymuş olurum yani bugün. Siz izlediğiniz vakitte artık bu mod oynanabilir olmayacak. İlk savaşımızın sonuna geldik. Çok kısa sürdü savaşımız. 5000 6000 hasarımız var, pardon. Çok kısa bir sürede gördüğünüz gibi, özellikle de böyle yüksek vuran bir topunuz varsa bu tarz hasarlara bulaşabiliyordunuz. Sessizlik çukuru mu diyor, ne diyorlar? Haritanın da ismini bir türlü öğrenemedim abi. Sessizlik bir şeyi de ama neyse. Sessizlik deniziydi galiba. Şimdi takımı takip ediyorum. Orta taraftan girdik, devam ediyoruz. Önümde 2 tane med var. Baktım onlar sola gidiyor. Ben sağ tarafı tercih ettim çünkü takımda daha çok sağ tarafa gidiyor. Şurada tekrar durdum. Kimseyi açamadı bizimkiler sağ tarafta. Takıldık biraz burada daha ama şimdi onlar da sağ tarafa gitmiş gördüğünüz üzere. Şu aradan çıkacağım. Çıktığıma yapıştırmaya çalışacağım, bakalım kimler gelecek karşımıza. VTOF birbirleriyle falan çarpışıyorlar. Güzel bir hasar vuruyoruz burada. VTOF'u çukurun içine attık. Sol tarafta ilginç tanklar var. Şimdi sağ tarafta şu IS'i gözüme kestirdim ama vurdular adam. Uçtu gitti abi. Yapacak bir şey yok. Remleyecektim, remleyemedim. Sağ tarafta 2 tank görüyorum şimdi. O arkada yatan grill mi lan o? Ne yapıyor orada? Allah Allah. İlginç adamlar gerçekten. Neyse hadi grill adam, avcı abi, yatmaya alışmış diyelim de. Böyle ağırlar mağırlar var. Onlar sinir ediyor beni yatınca. Arkadan biri vurdu. Bayağı bir yedim bu arada. Şurada güzel bir hasar vuruyorum buradaki mede ve şimdi duvara doğru sıkıştıracağız kendini ve gayet güzel bir şekilde Remkili alıp arka tarafa doğru dönecektim ama baktım dönmeye gerek yok, adam zaten kendini önüme atıyor. Obje 268'e bir atışım oluyor burada. Şimdi hedefimde IS-4 var çünkü 268'in canı bitti artık. Daha çok böyle yüksek canlı tanklara odaklanmaya çalışıyorum. Oğlum bir durun lan, bir dakika, koca tankı devireceksiniz anasını satayım. Evet, güzel bir hasar daha vuruyoruz. Şimdi burada ufak bir RAM hasarıyla yine güzel bir RAM kill alıyoruz. Grill orada. Sol tarafta bir TL7 var. Bakalım grill. Evet, benimle pek ilgilenmiyor gibi. Şimdi fark etti tehlikeyi ama artık çok geç. Güzel bir HE mermi de ona vuruyoruz. Şimdi TL7'ye dönüyorum artık. Bu arada oyun kritik 3-2 durumdayız. Bakalım TL7 beni tercih edecek mi veya mermisi falan var mı onu da bilmiyorum. Şimdi TL7'ye de güzel bir atış yaptım ama birazdan grill gelecek arkadaşlar. Hoş olmayacak. Grill geldi.
açı vermeye çalışıyorum. Umarım sektiririm. Evet, sektiriyorum. Yalnız bayağı bir tankı kaldırdı abi ya. Şimdi grili bıraktım. TL7'yi vuruyorum. Grilde tek kaldı. Evet, bizim arkadaşlar da onu indiriyorlar ve karşılaşmayı almayı başardık. Yine 6000'in üzerinde bir hasarla bitirmeyi başardık. Yakpanzer E100 gibi tanklarla 3 maçın bir tanesi böyle geçiyor arkadaşlar. Her zaman böyle maçlar tabii ki denk gelmiyor ama genelde hani çok kötü ölseniz bile 2-2,5 rahat vuruyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmasan bile vuruyorsun abi. Şimdi yine ilginç maçlardan bir tanesi hatırladığım kadarıyla bu karşılaşma. Çok saçma oynadım ama çok acayip hasar yaptığım bir karşılaşma. Benlik bir durum yok. Rakip de birazcık hani işin böyle eğlence kısmında olduğu zaman ortaya böyle sahneler çıkabiliyor böyle maçlar. Direkt ortadan girdik gördüğünüz gibi. Sağ tarafta birkaç tane oyuncular var. Onlara doğru ilerliyorum. Şeridini uçurmaya başladılar bile. İlk atışım maalesef isabetli gitmiyor. Ama şeridini yakalayabilirsem remlemeye çalışacağım. Bayağı bir hızlandım ama o da bir hafif tank. Böyle dönüşlerde falan tank devrilecekmiş gibi oluyor. Şimdi o gitti. Karşıda bir WTF var. WTF'a vuruyorum. Yalnız tam hasar vermiyor. Hemen açıya doğru geçmeye çalışırken onu öldürdüler zaten. Şimdi ilerleyeceğim. IS-8'i gözüme kestirdim. IS-8'e doğru ama IS-8 de fark etti beni, kaçıyor abi gördüğünüz gibi. Bakalım bir tane de vuracak burada. Böyle olunca böyle sağ sol dönüşler falan bayağı yavaş arkadaşlar. Tank hani ileri doğru hızlansa da mouse olsun, E100 olsun vesaire bu modda özellikle sağ sol dönüşlerde bayağı bir yavaşlıyorlar. Şimdi bir kere daha IS-8'e geçeceğim. Evet, bu kez hasar veremedi. Güzel bir hasar. Bir ufak rem. Bakalım, sıkıştırıyorum. Matt de geldi artık. Şimdi Matt bir tane vuracak. Arkasında S-S'leri yapıştırıyor gibi. Ne güzel lan. Çok güzel ya. Neyse, onu da öldürüyoruz ve sağ tarafta bir E100 görüyorum. Şimdiki hedefim E100. E100'e doğru ilerleyeceğim. Geçerken güzel bir atış yapabilirim şurada. Bakalım. Evet, ben vurdum. Şimdi bana gelecek mi gelmeyecek mi? Yok, beni tercih etmiyorlar. Devam ediyorum hemen abi. Böyle çok kaçmaya falan gerek yok. Ha, bana gelirlerse orada iki tane tank vardı. İşte dedim onun için geriye çekileyim ama bana gelmediklerini gördüğüm anda ilerliyorum. Bakalım. Yakalayacağım şimdi. Evet, E100 burada. Remleyeceğim. Güzel bir hasar. Soldan vurdular. Yakpanzer E100 vurdu. Şerifi uçuruyorlar yine. Gayet güzel. Evet. Şeridin yan tarafından geçiyor. Yakpanzer E100 zor. Bana gelirse kötü. Bu arada sol tarafta bir tane Obje 263 ilk atışını yaptı. Sektirmeyi başardım. Burada beni remleyecekti bu adam. Niye durduysam. Ya vurduysam bu adamı, vurunca remleyemedi beni. Refleks olarak attım abi bir anda. Şimdi bir tane yedim. Karşıdan bir yakpazlara iz geliyor. İyiyiz de şimdi abi. Bak, bu adam beni neredeyse alacaktı. Geldi, kendi takım arkadaşını itti. Öldürdüm adamı. Bana da vuramadı. Takılıyor burada. Mermiyi boşa falan attı. Ne yaptı bilmiyorum. Şimdi ondan önce dolduracağım tabii ki burada. Bakalım, açı maçı vermeye çalışıyor ama bu noktadan sonra zor. Mouse geliyor. Çok az canım kaldı. Sürtünse bile ölürüm yani. Evet, bakalım yanından geçti. Şimdi birazcık sürtünüyor. Canım iyice azaldı. Evet, şöyle döndüm ve ammo geliyor. Gayet güzel oldu. 6000 üzerine yine çıkmış olduk bu ammoyla birlikte. Birkaç tane ammo attım bu tankta. Bir tane 50 B'ye falan da atmıştım. Zaten kalibrasyonu yüksek bir top olduğu için arkadaşlar bu tarz şeyleri yapabiliyor böyle bir tank. Şimdi dördüncü karşılaşmamız Vaha Palmiyeleri haritasındayız. Sağ tarafa doğru ilerlemeye çalışacağız. Bakalım neler olacak. Şimdi takım sağ taraftan gidiyor. Gayet güzel. Arkadakiler de geliyor. Orada bir tane leopar galiba. Biraz dengesiz attım galiba. Bayağı da ya beklemiştim, hani vuracak kadar beklemiştim ama vuramadım. Neyse, leopar canını bayağı bir düşürdü. Onlar da o tarafa geliyorlar şu anda. Gayet güzel bir şey bu. Bazen böyle sen sağdan gidiyorsun, onlar bütün hepsi soldan gidiyor. Böyle dolanıyorsun abi, dönme dolap gibi. Neyse, devam edelim. Bizim arkadaşı burada leoparı uçurdular. Ben tabi direkt araya gireceğim şu anda. Hani kime vurursam. Aslında remleyebilirdim ama dedim boş ver şimdi, karışık orası. Önce bir normal vurayım. Bir hani bir oyun rayına bir düşsün, ondan sonra trollümüze geçeriz. Bakalım E100 burada. Atışını yaptı. Bizim E100 de burada.
şöyle güzel bir hasar veriyorum yan tarafından. Şimdilik hedef halinde değilim. Ama her an bana dönebilirler. Yine de burada bayağı bir kalabalığız onlara göre. Gördüğünüz gibi şimdi ramlemeye gidiyorum. Burada güzel bir ram hasarı. Kafasını da iyice nişan aldım. Ama üstünden gitti ya. Neyse, E3 geri kaçıyor abi. Arka tarafta bir tane daha tankları var. E100'ü arkaya kaçırdık. Şu T57 galiba. Evet, T57 daha kolay bir hedef benim için. Bir tane sektiriyorum. T57 deyip güzel bir vuruş. Şimdi devam edeceğim. Sol tarafta E4 var. Sağda E3 var. E4 benim için daha kolay hedef. Ayrıca daha yüksek bir canı var. O yüzden E4'ü tercih ediyorum. Ramleyecektim. Durdu son anda. Neyse, burada atışını kesmiş olduk. Şöyle güzel bir hasarla bayağı bir geriye itiyorum onu. Şimdi hedefimde tabii ki E4 var. E4'ü kovalamaya başlayacağım. Bakalım şehrin içine kadar gitti herif. Hala kaçıyor. Atar diye böyle sağ sol yapıyorum. Atmadı. Soldan ilerleyeceğim, devam edeceğim. Ona doğru arkadan bir atış geldi. Devriliyordum neredeyse. Bir atış daha geldi. Düzgün yapamadım. Behçet buradaymış abi. Allah'tan herif geldi kendi. Oha! Oğlum nasıl sekiyor lan bu tank? Bu Behçet ne biçim kapı var abi bu Behçet'in ya? Adam arkadan bildiğin tekmeyi bastı götümüze. Neyse, bir tane koyduk şimdi ona. Evin oraya yapıştırdım abi ama şanslı herif kaçıyor. Şimdi tekrar dönüyorum. Burada ben dönesiye atıyor şey, tank havaya kalkıyor abi. Yani şu Behçet'in bunu yapamaması lazım böyle bir tanka. Bak, bir türlü şey yapamadım. Şimdi gel buraya, bir daha vurdum. Yine evin duvarına çarptırıyorum burada kendisini. Ama yine şanslı, yine kaçmayı başarıyor burada. Çok ters bir pozisyonda kalmıyor bir türlü. Vurduktan sonra çok az bir canı kaldı. Bakalım. Neredeyse vuracaktım, vuramadım. Evet, bekliyor abi şimdi. Biraz geriye gideyim. Belki çıkar sağdan sola. Mesela şurada görmüyorum. Kaçsın falan, hani oradan çıksın diye bekliyorum ama çıkmıyor herif. Orada kaldı abi. Bakalım AFK mı acaba falan diye şey yaptım. Yok, AFK değil abi. Bekliyor beni. Hafif böyle çıkıyormuş gibi ama yok, çıkmıyor. Bu arada oradaki E3'te bizimkileri hala ağlatıyor. Dedim bari bunu alamıyoruz. Gideyim E3'ü vurayım. Yine Behçet bize sardı. Bakalım. Yok, adam bana ölmeyecek. Niyeti anlaşıldı yani. Bu dedi ben sana ölmeyeceğim. Aynen. Başkası vuruyor. Onlara yar oluyor. Ben de sinirlendim. Bir tane daha atıyorum burada. Ölesini öldürüyorum. Devam ediyoruz. Solda bir tane mouse'ları var galiba ve 708 canım, öyle bir şey kalmıştı galiba. Ona doğru ilerliyoruz bakalım. Şimdi bizimkilerin can puanları az. Benim can puanım fena değil. Yani tek de mouse beni alamaz. O yüzden herhangi bir şekilde zaten korkusuz gidiyorum. Tek de aslında zaten çok fazla şey yapmam da durumlar böyle. Bakalım geliyor, zaten farkında da değil. Şimdi sürpriz yapıyoruz ve güzel bir hasar daha yazdıktan sonra onun da kafasını kopartıp tekrar aynı yere düşürüyorlar. Gayet güzel. 7400 hasarla bu karşılaşmayı da bitiriyoruz. Şimdi son karşılaşmamız, burada bir tane salak mal, artık küfürün bayağı bir küfür ettiğim için çok fazla küfür edemiyorum kendisine. Rakip takımdaki AMX51 abi, bu adamla birkaç maç önce, şöyle 5-6 maç önce aynı takımdaydık. Lan durduk yere küfür etmeye başladı bana. Yok Hacettepe'liye bilmem ne yapıyorlar falan filan. Biri de tabii bana küfür etti mi, ben de ona 10 kat küfür ediyorum abi. Huyumdur. Basarım yani. Epey bir ben de ona sövdüm. Onları şimdi buraya koymayacağım ama hani o başlattı. Benlik bir durum yok abi. Ben durduk yere adam başladı sövmeye. Neyse. Oyunda da iyiyiz yani. Kötü de değiliz. Ondan sonra bu maçta karşıma geldi ama ben hiç farkında değilim. Yani 7-8 maç oldu. Unutmuş gitmişim. Ben maç içerisinde ettim küfürümü. Ondan sonra bıraktım. Gitti zaten. Hiç fark etmedim. Şuradaki 50 be. Normalde o adamı fark etseydim bunu burada yaşatmazdım da. Gördüğünüz gibi ona hiç bakmıyorum. Şurada bir tane VT off gördüm. Onu uçuruyorum şu anda. Sağda FV var. Bakalım. Beni denemeyecek gibi gözüküyor şu anda. Belki mermisinde 60 bile olabilir. Şu an kaçıyor. Evet, neredeyse doldurdum. Mesela burada yine bu FV'ye atmazdım. Gider ona atardım o 50 B'yi ama dediğim gibi maçın sonunda fark ettim.
onun olduğunu. Cüneyt mi ne boksa işte. Şimdi ağzımı bozmuyorum video olduğu için arkadaşlar, o adama bayağı bir sövdüm yani 7-8 maç önceki oyunda. Neyse, arkasından bir tane vurdum burada ensesine. Sağ taraftan T92E1 bizimkileri füzeliyor şu anda. Bakalım. Burada aslında aşağı inip kaçması gerekiyordu ama orada tank mı vardı acaba? Şurada iyi bir dönerken güzel bir hasar verdim. Bayağı bir uçurduk onu da buradan. Şimdi Vetauf burada. O da vuruyor bize. Karşıda bir tane E5 var. E5 de biraz sıkıntı yapabilir. Canım biraz azaldığı için geriye doğru çekiliyorum burada. Sol tarafta yine o T92E1 abi hala takılıyor orada. Şöyle güzel bir hasarla onu da uçuruyoruz. İki kişi kaldılar. Bir tanesi E5, bir tanesi de o bizim Pezevenk 50B. Ona doğru ilerliyorum. Bakalım. Sağ tarafta bir yine düşük canlı bir tank var. Bakın burada mesela yine hiç şu adama kesinlikle atmazdım bu mermiyi. Fark etseydim şunun ağzına sıçardım normalde de. Oyunun sonunda fark ettim o olduğunu. Neyse, şimdi tek kaldı zaten. Yapacak fazla bir şey yok. Bana mermi atmaya çalışıyor ama delemiyor da zaten. Şöyle güzel bir hasar ve indiriyorlar. Şerif ben öldürseydim iyi olacaktı ama. Neyse. Oyun modunun sonuna geldik. Yakpanzer Eves'le videomuzun sonuna geldik. Bir video daha ayarlayacağım bu oyun modu ile ilgili. Küçük sahnelerle alakalı yine. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.